Merhaba arkadaşlar. Evet Bitcoin ile ilgili dün kısa bir videodan paylaşmıştım. Spot piyasada yani kaldıraç ve şeyde ettiğimiz karlarla spot piyasada aldığımızda çok güzel şu anda güzel bir kar var. Kardan kar ettik. Ama e, burada bazı Amerika tarafında haber akışları var. Yok işte kripto para yasal olarak bazı bir durumlar söz konusu. Altında beklenmedik satışlar var. 1875 gibi kaplar. E, ister 100 dolarda da altını Yani destekle tutulmadan düşmesi kripto para piyasasında ister istemez ters orantı yani zarara e, sokma yani bir nevi düzeltmeye sokuyor. Çünkü altın desteğe geliyor arkadaşlar. E destek geldiği zaman toplanıp yükselişe geçecek. Bu da kripto para piyasasında düzeltmeye sebep oluyor. E, bir daha haber akışları chart derken ister istemez Bitcoin'i de düzeltmeye sokuyor. Şimdi buradaki senaryomuz var. Birincisi e, Bitcoin şu anda 39 bin ana destek. Arkasından arkadaşlar 30.300 ana destek iğneleri nereye kadar gelir bilemem. Spot piyasada şu anda destek hatları bu ikisi. Buradaki senaryolar bir 39 bin kırıldı diyelim tekrardan buraya geldi. Ee, kırılım gerçekleştiği için korktuğumuz bir senaryo var arkadaşlar. Şuradaki yükselen kamanın kırılıp tekrar dahil olması bizi ister istemez şuradaki trende gönderecektir arkadaşlar. Günler sürer mi sürmez mi bilmiyorum. Burada da yükselen trend obosu oluşturup bizi 30 binlere 3200 bin desteklerine gönderdikten sonra tekrardan burayı bir etes Yani bir kaba oluşumu buradan bu kamanın kırılımıyla biz yaklaşık 8 binlere arkadaşlar yani daha üst bantlara yani şuradan üstten gelen trende yani daha güzel hedeflere buha piyasası dediğimiz altcoin'lerdeki şu, düşüşü tekrardan geri alabileceğimiz mükemmel bir piyasa demek. Ama işin ters noktası var. Yükselen trend obosu burada kırıldıktan sonra retes yaparsa arkadaşlar maalesef başladığımız yerlere geri dönmek zorunda kalacağız. Ben bu senaryoyu beklemesem bile olabilecek bir senaryo neden olmasın tarz Çünkü iki taraf düşünmekteyiz bizim için şu anda 39 bin ve 30 bin 200 30 .300 ana desteklerimiz spot piyasalarda buralarda alım emirlerim var arkadaşlar inerse spotta almış oluruz biliyorsunuz ki karlılardan kaldıraç olayına gelince formasyon satış veya yani şu anda Bitcoin'de şort'tayım ama nereye kadar şu anda satışım benim yani 36 bin 37 bindir ee, tam oranıyla belki de 31 bine kadar tutacağım Belki de üst trende atacak stop olacağım ee, yüksek bir kaldıraç oranlı değil arkadaşlar. Ee, yani ben aşağı gittiği zaman bana 100 dolar 200 dolar kar verirse şurada mesela ben atarım arkadaşlar. Ne olur bir daha bu tepeye gelirse arkadaşlar benim ettiğim kardan bana 150 daha bir daha cebime para vermiş olur. İnmezse de e, zaten short açtığım miktarın likidasyon seviyesi 90-100 binden. O hiç önemli değil. Yani şuranın tepenin üstüne tekrar çıkması. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Gidin short açın demiyorum. Gece gider bir tek iğne de 70-80 bine iğne atar. Likid olursunuz küçük miktarla girdim. Ee, şimdi buradaki olay şu. Yani küçük kaldıraçla girdim. Ee, buradaki durum özeti şu arkadaşlar. Şu anda iki tane formasyon var. Düşüş. Biraz sıkıntılı bir süreç. Düzeltme görünüyor ama bütün coinlerde değil. Daha hala hedefine ulaşmayan coinler var. Yani umarım burada bir yataya bağlar. Düzeltmesini burada yapar arkadaşlar. Yani altın düzeltmesini yapıp yükselişini yapacaksa bu bu düzeltmesini burada yapar ve bizi yukarı alır. Ama bir 30.200'leri yani en azından bir 39 binleri görse de rahatlasa, en azından şu trende bir çarpsa da yukarı mı gidecek aşağı mı? Ara trend de her zaman tehlikelidir bunu söylüyorum. Ee, ama dediğim gibi daha hedefine ulaşmayan birçok alt koyun var. Ee, herhangi bir panik havası oluşacağını düşünmüyorum. Bu düzeltmenin gelmesi tabii ki de gerekiyordu. Yani ilk defa yapmıyor. Yükseliyor yükseliyor insanları korkutuyorlar. Sonra bir daha hızlı yükseliyor gibi. Şu anda biz yani çok olsa şuradayız arkadaşlar ki neredeyse oradayız. Yani bunu patlatıp bunun düzeltmesini yaşıyoruz gibi mi düşünün yani geçmişe yönelik inşallah Çünkü 2018 2019'daki gibi e, aynı bu yükselişten sonra yani şundan bahsediyorum arkadaşlar hemen oraya dönelim e, yayının çok uzun olmasını istemiyorum ama şey yayın diyorum özür dilerim videonun hemen ondan bahsedeyim örnek veriyorum burada hani e, geliyoruz yükseliyoruz şöyle bir dalgamız var ya arkadaşlar aynı senaryo için farkı yok arkadaşlar Geliyor geliyor geliyor. Pat herkes yükseliyor derken bakın bu haftalık mı, ha, günlük değil. Şimdi sen bakıyorsun abi cillop gibi gelmiş abi, bak 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 gelmiş. Çok biri birinin tepe fazla sadece. Ondan sonra e, buraya gel daha bulan satış yedi. Umarım, umarım değildir ama bakın oranın altına inmiyor arkadaşlar. Oranın altına inmiyor. Aslında Ali orada başlatıyor. Yani diyor ki ben diyor buranın altına inmem diyor buraya kadar gelirsem bundan sonra çok çok ciddi yükselirim diyor. Yani inmesi bir yandan iyi bir yandan kötü arkadaşlar. İner mi inmez mi bilmiyorum. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.